Merhaba, Ribbon TV'ye hoş geldiniz. Size bu videoda 23 Ağustos, 29 Ağustos arasını anlatacağım. Artık Ağustos ayını da bitiriyoruz. Son haftasına giriyoruz. Haftaya biraz duygusal başlayacağız. Fedakarlıklarımız, empatimiz, merhametimiz fazla olacak, duygusal olacağız aynı zamanda. Ve tabii ki de önemli bir şey var pazartesi günü, haftanın ilk günü. Güneş burç değiştirecek. Artık yazı bitirdiğimizi bize haber verecek. Yani rahatlar, tatiller, şöyle yan geleyim, yatayım şezlonga hikayelerimiz bitiyor artık. Krallığımız, kraliçeliğimiz bitecek. Artık işçi olacağız diyorum ben tabiri caizse. Çünkü Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Artık yazın bittiğini bize haber veriyor. Havalar sıcak da olsa öyle yaz gibi olamayacağız. Daha fazla çalışkanlığımız artacak. Verim alma dönemine giriyoruz. Hasat dönemine giriyoruz. Başak Burcu hasat demektir. Yaptığımız işler önemli olacak. İşlerimizle parlamak isteyeceğiz. Tabii ki de verimliliği sembolize ediyor. Artık verim alma dönemindeyiz. Üretim yapacağız, çalışacağız, faydalı olacağız, kusursuz olmak isteyeceğiz. Tabii ki de Başak Burcu'nun detaycılığı var, analiz yeteneği var. Tüm bunlar biz de bir ay boyunca deneyimleyeceğiz. Başak Burcu olsak da olmasak da haritalarımızın hangi alanlarında bunları deneyimleyeceğimizi birazdan anlatacağım. Çünkü Başak Burcu mükemmelliyetçiliktir, mükemmel işler çıkarmak ister. Son derece çalışkandır, ayrıntıya girer. Hasat dönemi toprak burcu olduğu için hani topraktaki ürünün iyisini kötüsünü ayırt etmek demek aynı zamanda Başak. Biz de hayatımızda iyisini kötüsünü ayırt edeceğiz. Bir düzenleme yapacağız. Bir tertip yapacağımız bir dönem. Son derece titiz olacağız bu bir ay boyunca. Aynı zamanda tabii emek vermek demek, başkalarına hizmet etmek demek olduğu için de tat almak için bu bir ay boyunca emeğimizin karşılığını da almak isteyeceğiz. Ama daha çok düzen, tertip, verim almak. Tabii ki de sağlığımızla ilgileneceğiz. Sağlık son derece önemli olacak. Hijyen konuları, temizlik konuları da bu bir ay boyunca bizim hayatımızın içerisinde daha fazla yer alacak. Tabii Merkür'le yönetilen bir burç, Başak Burcu. Analitik, zeka, iletişim konuları, yani bilgiyi faydaya çevirmek, bilgi bunlar son derece önemli olacak. Öğrenmek de isteyeceğiz. Gündelik hayatımızdaki koşuşturmacalarımızı da düzenleyip tertiplemek bu dönem daha fazla olacak. Evet, bu vesileyle de tüm Başak Burçların doğum günlerini kutluyorum. Şunu da unutmayın, hayatınızda doğruları duymak istiyorsanız yanınızda bir Başak Burcu olsun veya bir Başak tanıdığınıza sorun. O size daima doğruları söyleyecektir. Evet sevgili Başaklar, doğum gününüz kutlu olsun diyorum. Evet, Salı günü de Ay Balık Burcu'nda devam ediyoruz haftaya. Fakat Neptün'le açısı var, kavuşum açısı var. Bazı belirsizlikler, bazı kaoslar olabilir. Ama hayallerimize ve ideallerimize daha fazla önem vereceğiz. Fedakarlıklarımız da artabilir. Plüton'la olumlu açısı da ne istersek bunu gerçekleştirebileceğimizi, duygusal anlamda isteklerimizi yerine getirebileceğimizi söylüyor. Aynı zamanda bu hafta pazartesi olacak, Salı da etkili. Yani haftanın genelinde etkili. Satürn'le Venüs arasında da olumlu açılar var. Hazır Dolunay'dan çıktık. 14 gün Dolunay'ın etkisinde olacağız. Biliyorsunuz 22 Ağustos'ta Kova Burcu'ndaki Dolunay meydana gelmişti. Bunun etkisi devam edecek ama Satürn ve Venüs arasındaki olumlu açıda orada bir bitirme enerjisi vardı. Ya bırak ya bıraktı. Çünkü ikinci Dolunay Kova'da oldu biliyorsunuz. O yüzden bu Venüs ve Satürn arasındaki olumlu açı artık yeni başlangıçlar yaparsak ilişkilerde, ortaklıklarda, parada, güzellikte, estetikte kalıcı olacağını bizlere haber veriyor Venüs-Satürn açısı da. Tabii ki de çarşamba günü itibariyle Ay Koç burcuna geçecek. Yaşam enerjimiz daha fazlalaşacak, girişimci olacağız, cesur ve cesaretle hareket edebileceğiz. İstediğimiz riskleri alabileceğimiz bir hafta ortası yaşayacağız. Kadersel güzel gelişmeler de meydana gelecek aynı zamanda ve sorumluluklarımızı yerine getirmek daha kolay olacak. Cuma günden itibaren hafta sonuna Ay Boğa burcuyla giriyoruz. Hayattan keyif almak,
tad almak, huzur, barış, bunlar daha fazla ön planda olacak. Güneşin de Başak Burcu'nda olması Cuma günü bizi çok keyifli yapacak, içsel huzurumuz yerinde olacak. Ama Satürn'ün de Kova Burcu'ndaki Satürn biraz gerginlikler. Yani biz keyif, emek, çalışmak ama biraz problemler de çıkarabilir. Bazı engellenmeler, kısıtlanmalarla da karşılaşabiliriz. Cumartesi günü daha ani olaylar, sürpriz gelişmeler bizi motive edecek. Mars da biliyorsunuz Başak Burcu'nda. O yüzden kolaylıklar olacak diyorum hafta sonu. Pazar günü de gayet keyifli, olumlu geçireceğiz. Sadece abartılar olabilir. Jüpiter'in yorucu bir açısı var. Yani Jüpiter ne kadar yorucu açı yaparsa, zorlu açı yapsa da gene de olumlu oluyor tabii ki de. Daha toprak elementindeki o büyük üçgeni fazla abartmayın. Yani neyi abartmayın? Çok para harcamak isteyebilirsiniz. Çok yemek yemek isteyebilirsiniz Ay Boğa'da. Ama bir taraftan da yediğinizde pişman olmayın. Çünkü Güneş Başak'ta, Mars Başak'ta, eyvah ne olacak, sağlığım, endişem, şekerim çıktı, oyun çıktı falan, tansiyonum çıktı gibi konularda devrede olabilir. Evet, haftanın geleni böyle. Şimdi burç bazında anlatacağım, tek tek burçlara geçeceğiz. Koç burcundan başlayacağım. Ama her zamanki gibi söylüyorum. Önce yükselen burcunuzu, sonra güneş burcunuzu ve daha sonra ay burcunuzu dinlerseniz son derece güzel verim alırsınız diyelim. Hazır güneş de Başak burcundayken. Evet, karışıklık olmasın diye gözlüğümü de takıp kalemimi de elime alacağım ki bakalım neler oluyormuş bu hafta. Evet sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, haftaya biraz enerjiniz düşük başlayacaksınız. Belki hafta sonundan dolunayın etkisiyle de yorucu çıkmış olabilirsiniz aynı zamanda. Enerjiniz düşük, yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa yapabilirsiniz. Daha kendinize kalıp daha ruh sağlığınızı düşünmeniz, biraz dinlenmek size iyi gelecektir aynı zamanda. Veya bir sanatçıysanız, sanatla ilgileniyorsanız, hani sanatsal çalışmaları yapmak için pazartesi, salı son derece uygun olacak diyorum. Hafta ortası Cuma'ya kadar son derece iyi. Kendi istek ve arzularınıza göre hareket edeceksiniz. Hayatınızdaki tüm işleri yapmak kolay olacak. Kişisel bakımlarınızı da yaptırabilirsiniz. Tüm alanlarda yani haritanızın tamamını çalıştıracağınız bir hafta içi geçireceksiniz. Hafta sonu maddi konular çok önemli. Keyif aldığınız konularda veya keyfiniz için para harcayabilirsiniz. Yatırımlar da yapmak istiyorsanız hafta sonu bunları değerlendirebilirsiniz. Güneş sizin sağlık ve iş alanınıza geçiyor. Bir ay boyunca sağlığınıza, hijyeninize dikkat edeceksiniz. Daha titizleneceksiniz. İşlerinizi düzenleyip tertiplemek üzere hareket edeceksiniz. Odağınız iş ve sağlık konularında olduğu gibi. Aynı zamanda halanızla, amcanızla ilgili konular varsa, babanızın akrabaları, kardeşleriyle ilgili konular devrede olacak. Ve kiracılar, evcil hayvanlarınız, tüm bunlarla ilgileneceksiniz. Evet, güzel bir hafta diliyorum sizlere. Sevgili boğalar, sizler haftaya gayet sosyal başlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla olabilirsiniz, iş toplantılarınızı yapabilirsiniz, işten kazançlarınızı ayarlayabilirsiniz. Veya sanatsal çalışmalar yapan gruplarla, ruhsal çalışmalar yapan gruplarla bir araya gelip işlerinizi onlara anlatıp tanıtımlar yapabilirsiniz. Hafta ortası sizin de enerjiniz biraz düşük olacak ama yabancı, yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bunlarla ilgilenmek için medya işleriniz, sosyal medya işleriniz varsa bunlarla yayıncılık gibi ilgilenmek güzel olacaktır. Size fayda getirecektir. Hafta sonunu kendinize ayırın. Keyifli, güzel zamanlar geçireceksiniz. Güneş Başak Burcu'nda sizin aşk ve keyif alanınızda olacak. Zaten bir ay boyunca partnerinize, aşka, sevgiye, keyfe, eğlenceye, çocuklara, hobilerinize zaman ayıracaksınız. Tabii ki de topraktaki bu iki, yani siz de toprak burcusunuz, güneş de toprak burcu, size olumlu zamanlar yaşatacaktır. Hatta şöyle söyleyeyim, borsa gibi yatırımlar yapıyorsanız, kazanımlar varsa işte bu dönem, bu bir ayı son derece iyi değerlendirin. Çünkü size fayda ve kar getirecektir, bunu da söyleyebilirim.
Evet, güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili ikizler, sizler iş, kariyer, anneniz, koşuşturmacalar, toplum önündeki yapacağınız işler daha görünür olacaksınız. Daha duygusal ve hassas olabilir. Hani annenizle ilgili hassasiyet olabilir, patronlarınıza olabilir. Biraz hani böyle bir gelgitler, duygusal gelgitler yaşayabilirsiniz veya daha fazla fedakarlık yapacağınız konular gündemde olacak hafta başı. Hafta ortası sosyalleşmek isteyeceksiniz, arkadaşlarınızla beraber olmak, çalışanlar için belki bir organizasyona katılabilirsiniz, iş toplantılarınız olabilir. Bunlar önemli olacak. Hafta sonu lütfen dinlenin. Çünkü hafta içi çok yorulacaksınız, koşturmacalarınız fazla olacaktır. Dinlenerek kendinize zaman ayırın veya keyifli eğitimler, uğraşlar, ruhsal çalışmalar ön planda olacak. Güneş ev, yuva, aile alanlarında olacak. Sizin evinizle ilgileneceksiniz. Bir ay boyunca evinizde işte yapılması gereken tamirat, temizlik işleri olabilir. İşte kışa giriyoruz, kış hazırlıkları yapabilirsiniz. Aile bireyleri arasında bazı hassasiyetler varsa onları düzenleyip tertipleyeceksiniz. Yani ev, aile, yuva, babanızla ilgili konular, kökler, atalarla ilgili konular ön planda olacak. Bir ay boyunca ev almak, taşınmak, bunlar da gündeminize gelebilir. Sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Sevgili yengeçler, sizler haftaya uzaklarla ilgili haberler alabilirsiniz. Yabancılarla iş toplantılarınız olabilir. Yurt dışı seyahatine gidebilirsiniz. Eşinizin kardeşleriyle ilgili konular devrede olabilir. Hafta ortası bayağı bir çalışacaksınız. Çalışanlar özellikle yoğun bir iş temposu olacak. Biraz gerilim olabilir ama işinizle, kariyerinizle ilgili veya tüm yengeçler, çalışmayanlar için de geçerli. Geleceğe ait planlarınızı yapabilir. Bunun için cesaretle adımlar atabilirsiniz. Hafta sonu arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçireceksiniz, sosyalleşeceksiniz. Onlarla beraber olmak size huzur, keyif, barış diyelim. Yani huzur, keyif, sakinlik verecek hafta sonu. Güneş'in Başak Burcu'na geçmesi size de olumlu yansıyacak. Kardeşleriniz, yakın çevreniz, yakın akrabalar, kuzenler gibi konular ön planda olacak ama aynı zamanda iletişimsel konularda. Yani iş yapıyorsanız satış, ticaret, pazarlama, işte lojistik gibi eğitimler gibi bir öğrenci de olsanız, bir öğretmen de olsanız Güneş'in Başak Burcu'nda olması, ki zaten okullar açılıyor biliyorsunuz, Güneş Başak Burcu'na girdi. Yanlış hatırlamıyorsam 6 Eylül'de okullar açılacak. İşte öğretmenseniz falan bu bilgiler tazelenecek. Düzenleme, yeni döneme hazırlıklar Güneş Başak Burcu'ndayken yapabilirsiniz. Biraz eleştirel de olacaksınız sevgili yengeçler. O yüzden biraz sakin olun. Özellikle yakın çevrenizde iletişim konularında hassasiyetler, eleştirel konuşmalar yapabilirsiniz. Size de aynı şekilde karşılık verebilirler. Evet, güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili aslanlar, sizler haftaya alacak verecek hesaplarıyla, para finans konularıyla başlıyorsunuz. Ödemeleriniz varsa onları halledeceksiniz. Aynı zamanda kredi, vergi, miras gibi konular, ki biliyorsunuz geçen hafta belki bahsettim videolarda, bilmiyorum. Ben bu işlerle çok uğraştım. Hem vergiler hem miras konuları bu hafta başı sizin de böyle biraz yoğun olacak. Bu konular. Hafta ortası daha rahat olacaksınız. Enerjiniz artacak. Yurt dışı bağlantılı işler yapabilirsiniz. Yayıncılık, medya veya hukuki bir konunuz varsa bunları halletmek kolay olacaktır. Ama aynı zamanda babanızın iş ve sağlık konuları da bu hafta sizin için önemli olacak. Onunla da ilgileneceksiniz diyebilirim. Veya torunları olanlar torunlarıyla bir hafta içi geçirecektir. Bunu söyleyebilirim. Hafta sonu daha rahat olacaksınız ama çalışabilirsiniz. Özellikle çalışanlar iş ortamında bulunabilirler ama keyifli bir çalışma olacak. Toplum önünde olacağınız, aktif olacağınız, sosyalleşeceğiniz bir hafta sonu olacak. Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Bir ay boyunca odağınızı kendi paranıza, kendi değerinize, sahip olduklarınıza çevirecek. Yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Yeni kazanç yolları
bulabilirsiniz. Parayla ilgili bazı düzenlemeler, tertipler yapacaksınız hayatınızda. Daha pratik yollardan nasıl para kazanabilir mi bir ay boyunca sorgulayabilirsiniz. Evet, sizlere güzel bir hafta diliyorum sevgili aslanlar. Evet, Başak, sevgili Başaklar. Tabii ki de haftaya biraz ikili ilişkiler, eşiniz, ortağınız biraz gelgitler yaşayarak, duygusal hassasiyetler yaşayarak başlıyorsunuz. Bazı yanlış anlaşılmalara da müsait bir hafta başı olacak sizin için. Hafta ortası maddi konular son derece önemli olacak. Para hesaplarınıza dikkat edin. Alacak verecek hesapları önemli olacak. Hafta sonu daha olumlu olacak sizin için. Belki bir seyahate gidebilirsiniz veya keyif aldığınız bir eğitime, bir seminere katılabilirsiniz. Daha sosyal bir hafta sonu geçireceksiniz. Güneş burcunuza geçiyor tabii ki de. Bir ay boyunca güneş gibi parlayacaksınız. Herkes sizi görecek, çalışkanlığınızı görecek, mükemmelliğinizi görecek. Odağınızı kendinize çevireceksiniz. Yeni bir yıl başlıyor sizin için. Her şey gönlünüzce olsun. Ona göre dileyin, ona göre dua edin. Parlayacağınız bir sene diliyorum hepinize. Kendi istek ve arzularınıza göre geçireceğiniz bir yıl olsun. Sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Sevgili teraziler, haftaya iş, sağlık konularında günlük koşuşturmacalarla başlıyorsunuz. Biraz temponuz fazla olabilir, yorulabilirsiniz. Bazı belirsizlikler olabilir. Özellikle Neptün de o alanda olduğu için sağlık konularında bazı problemler çıkabilir. Lütfen bir doktorla kalmayın, birkaç doktora gidin diyorum. Yanlış teşhisler konabilir size. İnşallah böyle bir şey olmasın. Tek duam, kendimi bildim bileli herkesin sağlıklı olması. Ama bu hafta başı lütfen sağlığınıza, beslenmenize özen gösterin. Çünkü yediğiniz bir şeyden, işte midede hassasiyet olabilir, bağırsaklarda problemler olabilir. Sağlık konuları önemli olacak. Hafta içi siz hafta içi de daha sakin olun. Çünkü ikili ilişkiler devreye giriyor. Daha eşinize odaklı veya çalışıyorsanız ortağınız varsa ortağınıza odaklı, partnerinize odaklı olacaksınız. Biraz dengeyi sağlayın lütfen. Ben-sen dengesi hafta arası sizi bozabilir diyorum. Hafta sonu maddi konular ön planda olacak. Alacak vereceklerinizi cuma günden tahsilatlar yapabilirsiniz veya vermeniz gereken ödemeleri cuma günü bunları veya cumartesi halledebilirsiniz. Onun haricinde öğrenmek istediğiniz okült, gizemli konular için bu hafta sonu keyifli eğitimler de alabilirsiniz. Evet, Güneş Başak Burcu'nda ve sizin kör noktanızda. Güneşin olduğu alanda parlarız genelde ama bu sefer siz geri planda kalmayı tercih edeceksiniz. Dinlenerek parlayın, ruhsal parlama yaşayın. Geri planda kalarak işlerinizi de kontrol edeceksiniz. Ön plana çıkmak istemeyeceksiniz. Sağlık konularına değinmiştim. Burada da hem ruh sağlığı hem beden sağlığı var. O alanlarla ilgili konularla bir ay boyunca ilgileneceksiniz sevgili teraziler. O yüzden dikkatli olun, kendinizi çok yormayın. Çünkü evli olanlar odaklarını eşlerine çevirecekler. Eşlerinin iş ve sağlık konuları da bu dönem önemli olacak. Varsa ikinci çocuğunuzun da sağlık konuları sizi biraz yorabilir, geri planda tutabilir. Lütfen kendinize ve kendi ruh sağlığınıza, beden sağlığınıza zaman ayırın bu bir ay boyunca diyorum. Sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Sevgili akrepler, haftaya güzel başlıyorsunuz. Son derece keyifli bir giriş yapıyorsunuz. Çocuklarınız, partneriniz, hobileriniz, hayattan keyif almak veya tatile gidebilirsiniz, tatil yapabilirsiniz, dinlenmek sizlere olumlu yansıyacak hafta başı. Hafta ortası iş ve sağlık konuları sizin de ön planda olacak. Halanız, amcanız, baba tarafından akrabalarınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hafta sonu eşinizle, partnerinizle keyifli vakitler geçireceksiniz aynı zamanda. Ve Güneş
Başak Burcu'nda, sizin sosyal alanınızda arkadaşlarınız arasında parlayacaksınız veya böyle gruplara, derneklere, ekip çalışmalarına önem vereceksiniz. Orada kendinizi gösterebileceğiniz bir ay geçireceksiniz. Aynı zamanda işten kazançlarınızı da ve gelecek planlarınızı, umutlarınızı da düşünerek, tertipleyip, düzenleyeceğiniz bir ay olacak. Evet, sizlere de güzel bir hafta diliyorum sevgili akrepler. Yaylar ve tabii ki de yükselen burcu yay olanlar. Sizler hafta başı biraz ailevi konular, ev meseleleri, aile içi fedakarca davranacağınız durumlar olabilir ama biliyorsunuz ayın balık burcuna geçtiği dönemlerde ve Neptün'le olan açılarında sizlere bunu hep söylüyorum. Evinize su basabilir. Yağmur yağsa da yağmasa da olabilir. Bir boru patlayabilir, bir şey olabilir. Lütfen önlemlerinizi gene alın. Bu hafta aynı bu konu devrede. Tabii biraz aile içi durumlar, evle ilgili konularda bir hassasiyetler olacak. Fazla duygusal tepkiler verebilirsiniz. Hafta başı dikkatli olun. Ama ayın Koç burcuna geçmesi enerjinizi yükseltecek. Hafta ortası daha rahat olacaksınız. Kendinizi daha rahat ortaya koyabileceksiniz. Çocuklarla ilgili konular ön planda olacak. Partnerinizle ilgileneceksiniz. Daha keyifli dönemden yararlanabileceksiniz. Ama yatırım yapmak istediğiniz veya hobilerinizi işe çevirdiğiniz konularda varsa bu hafta ortası bunları yapmak için son derece elverişli olacak. Hafta sonu sağlığınıza siz de dikkat edin. Çok yemek yemeyin diyorum. Kaçırmayın daha doğrusu. Ama iş ve sağlık konuları ön planda olacak. Çalışmıyor bile olsanız günlük koşuşturmacalar, günlük rutinlerinizi halletmek üzere hareket edeceksiniz. Güneş tam tepe noktanızda, Başak Burcu'nda olduğu için sizin tam tepe noktanızda olacak. Kariyer, gelecek, anneniz, eşinizin ailesi bir ay boyunca bu konularla ilgileneceksiniz. Odağınız oraya çevrilecek. İşlerinizi düzenleyebilirsiniz. Gelecek planlarınızı düzenleyip tertipleyebilirsiniz. Annenizle ilgili konular daha fazla ön planda olacak. Evet, güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili oğlaklar, sizler haftaya yakın çevre, kardeşler, iletişimsel konulara ağırlık vererek başlıyorsunuz. Bazı duygusal hassasiyetler olabilir. Bu sadece kardeşleriniz için veya yakın arkadaşlarınız için değil, komşular, akrabalar, kuzenler içinde geçerli. Tabii ki de satış, ticaret, pazarlama, yayıncılık, medya, bir tanıtım yapmak istiyorsanız bunları da hafta başı yapabilirsiniz. Hafta ortası biraz ailevi konular, babanızla olan ilişkiler sizi yoracak, biraz gerebilir. Lütfen sakin olun ama hafta sonu ayın boğa burcuna geçmesi tabii ki de size olumlu yansıyacak. Keyifli, huzurlu bir hafta sonu geçireceksiniz sizler. Ve güneş bir toprak burcu olarak size son derece olumlu yansıyacak. Bir ay boyunca yabancılar, yurt dışından beklediğiniz haber varsa, yurt dışı işleriniz, eğitimler, seminerler, hukuki konular, ticaret, havacılık, turizm gibi bu konulara vurgu yapacak. Bu işlerinizi bu dönem halledebilirsiniz. Ama esas istediği hayat amacınız, hayata bakışınız, hayat felsefeniz bu konulara daha fazla ilgilenmenizi isteyecek güneş Başak Burcu'ndayken. Evet, sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Sevgili kovalar, biliyorsunuz Dolunay burcunuzda meydana geldi. Yayınız kovalar için değil, tabii ki de yükselen kovalar için. Biliyorsunuz ben de yükselen kovayım. Onun etkisi 14 gün boyunca bizlere daha fazla etki edecek. Ama sevgili kovalar, haftaya maddi konularda bazı belirsizlikler, kaoslarla başlıyorsunuz. Duygusal hassasiyet olabilir. Parada dengeyi yaratmak, kendi paranızda, cebinizdeki parayı dengeyi yaratmak kolay olmayabilir. Bir şey daha söyleyeceğim. Paranızı dikkatli koyduğunuz yeri unutmayın. Cebinizden düşürebilirsiniz. Ve
alışveriş yaparken internet ortamında kandırılıp dolandırılma potansiyeliniz var. Evet, ben de bir yükselen kovayım ama Allah'tan beceremiyorum. Ama gene de benim adıma bile olsa, yani sizlerin adına bile olsa, başkaları bile yapsa, burada parayla ilgili hafta başı bir dikkat edilecek durum var. Hani gözünüzü dört açın diyorum. Hafta ortası son derece rahat olacaksınız. İstediğiniz gibi hareket edebileceksiniz. Eğitimler, seminerler, yakın kısa seyahatler olabilir. Kardeşler ön planda olacak. İletişimsel konular ön planda olacak. Satış, pazarlama, ticaret gibi konularla da ilgileniyorsanız hafta ortası sizin için son derece güzel geçecektir. Hafta sonu biraz gerginlikler olabilir ama evinizde, sevdiklerinizle, ailenizle gene de güzel vakitler, keyifli vakitler geçireceksiniz diyebilirim. Güneş'in tabii ki de Başak Burcu'na geçmesi aynen öyle. Ortaklaşa paralar, eşinizin parası, odağınızı bu konulara çevirecek miras, vergi, kredi gibi konular ön planda olacak. Bir ay boyunca aynı zamanda okült konular, ölüm ötesi gibi konular, kazalara, ameliyatlara dikkat edin. Daha hassas bir dönemden geçeceksiniz sizler için. Ama tüm bu konular bir ay boyunca hayatınızda olacak. Yani bu konulara düzen, tertip getirmek, hijyen, sağlık gibi konular ağırlıklı olacaktır. Sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Burcumuz sevgili balıklar. Sizler haftaya kendi istek ve arzularınızla başlıyorsunuz. Kendinize zaman ayırabilirsiniz. Kişisel bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Hafta ortası maddi konular ön planda olacak. Parayla ilgili konular devrede olacak. Daha yeni girişimler, yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Hafta sonunu evet daha keyifli geçireceksiniz. Eğlenceli, yakınlarınızla, kardeşleriniz veya yakın arkadaşlarınızla kısa seyahatlere de gidebilirsiniz. Keyifli anlar da geçirebilirsiniz. Ayın yani Ağustos ayının son hafta sonu bunlar olacak. Ve Güneş'in Başak Burcu'na geçmesi biliyorsunuz sizin tam karşıt burcunuzda olacak. Siz de bir hizmet burcusunuz, ruhsal hizmet yapıyorsunuz. Başak da bir hizmet burcu, dünyevi hizmet yapıyor. Ama tam yedinci ev, karşıt evinizde olduğu için ikili ilişkiler, evlilik, eşiniz, ortağınız bu konular ön planda olacak. Daha çok onlara tabi olacağınız bir ay geçireceksiniz. Ama tabii ki de onun bu alanda olması, hayatınızda hiçbiri yoksa yeni biri de girebilir. Evlilikle ilgili düzenlemeler, kararlar alabilirsiniz. Ortağınız yoktur, çalışıyorsunuzdur ama size bir destek, bir ortak gelebilir bu dönemde. Veya işte taşınmaydı, davalarınız varsa veya danışmak istediğiniz, birinden akıl almak istediğiniz konular varsa Güneş'in Başak Burcu'nda olması tüm bu konularda size fayda getirecek. Çünkü zaten Başak bir faydadır. Size faydalı olacaktır. Evet, sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Tüm burçları eksiksiz anlattığımı düşünüyorum. Herhalde tek tek söyledim hepsini. Evet, güzel bir hafta olsun, keyifli bir hafta olsun. Verim alacağımız, çalışacağımız ve emeğimizin karşılığını alarak tatlı bir hafta geçirelim. Herkese hoşça kalın diyorum.